Operatörle Liam. Ya az kes dedim, az kes. 2 litre benzin, 47 bin Vietnam dolar. Çok hoşuma gitti burası. Hava da çok güzel bugün. Vallahi billahi buraya kesin gelin. Benim ödediğim fiyat yaklaşık 3 dolar civarı. Vietnam'ın Ninh Binh şehrindeyim. Hanoi'ye yaklaşık 2 saat uzaklıkta bir kasaba burası. Kasaba demek belki çok doğru olmaz. Kasabadan daha büyük açıkçası. Yani 300 bin falan nüfus varmış. Bir şehir. Güzel bir şehir. Daha çok tapınaklarıyla ünlü. Akarsu nehirleriyle ünlü. Bot turu yapılıyor. Manzara tepeleriyle ünlü. Çok turistik bir şehir burası. Tham Quoc adında bir kasabası var. Ninh Binh merkeze yaklaşık 10 kilometre. Yani 7-8 kilometre, 10 kilometre civarında bir kasaba. Şu an hosteldeyim bu arada. Ninh Binh merkezde hostelde kalıyorum 2 gündür. Şu arkamda gördüğünüz bina hostelim. Adı da Ninh Binh Backpackers. Ninh Binh Central Backpackers Hostel. Gayet güzel. Aile işletmesi. Çok tatlı da bir kızları var. Küçük 3 yaşında ama çok iyi İngilizce biliyor. Çok şaşırdım yani. Çok sevimli, çok tatlı bir yer. Yani buraya gelecek olanlara burada kalmalarını da tavsiye ederim açıkçası. Bugün motor kiralayıp Tham Quoc'a gideceğim. Yani oraları keşfetmek istiyorum. Hem de video çekeyim istedim. Umarım keyifli bir video olur sizin için de. Gün içerisinde paylaşmaya devam edeceğim. How are you? What is your name? What's your name? Liam. Tin Lam. Tin Lam. Yes, it means blue sky. Blue sky. Blue sky. Yes. Oh, you have very nice name. And also you are so cute, so sweet. İşte hello, say hello. İşte hostelin sahibinin bahsettiğim kız da bu, çok tatlı ya. Gerçekten çok sevdim. Çok şeker bir kız. İngilizce de biliyor. Şimdiden İngilizce öğretmeye başlamışlar çocuklarına. Yabancı bir öğretmenleri varmış. İngilizce öğretmenleri. O öğretiyormuş. Vallahi Vietnamlılar eğitime çok önem veriyor. Özellikle yabancı dil eğitimine çok önem veriyor. Gerçekten takdir ediyorum. Hostelden şu motoru kiraladım. 2 günlük, tam 2 günlük değil aslında ama şimdi saat kaç şu an? 8.30-9 falan. Yarın gece 12'ye kadar teslim etmem gerekiyormuş ama 2 gün parası ödedim. Ne kadar dolarla? 2 gün için 10 dolar ödedim. Gayet makul bir fiyat bence. İşte bu motorla şimdi Tham Quoc'a gideceğim. Az önce size bahsettiğim o doğasıyla, işte vadileriyle, tepeleriyle ünlü olan, daha çok kırsal kesim olan bölgeye gideceğim. Hostelden çıkış yapıyorum, check-out yapacağım. Daha sonrasında da yola koyulacağım. Çok fazla yüküm var gerçekten ya. Şuna bakın. Şimdi yüklerle yarım saat motosiklet süreceğim. Yarım saat Tham Quoc'a doğru yolculuk yapacağım. Bakalım nasıl geçecek yolculuğum. Bu arada tıraş oldum. Yani buradaki berberler anlatmanıza rağmen sizi Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a benzetiyorlar. Yani aynı, kendileri de onun gibiler zaten, saç tıraşı. Yanları kazıyorlar böyle. Ya az kes dedim, az kes. Yani İngilizce bilmiyordu. Translate'de de yazdım. Fotoğraflarımı da gösterdim. Az kes dedim. Adam resmen kazıdı ya. Yani ne diyeyim. Neyse, Allah'tan çabuk uzuyor saçlarım. Bir an önce uzar diye düşünüyorum. Şimdi ben yola koyulayım. Daha fazla vakit kaybetmeden diğer hostelime geçeyim ve daha sonra yerleşip dışarı çıkıp bu milli parkları falan ziyaret etmek istiyorum. Göller var. Oralara falan gitmek istiyorum. Çünkü altında motor da var 2 gün boyunca. Motorla bakalım oralarını tadını çıkartacağım. Bir an önce yola koyulayım. Kask takma zorunluluğu aklıma geldi. Vietnam'da kaska çok önem veriyorlar. Zaten takmamız gereken bir şey zaten de, yani nerede olursak olalım. Motor kullanırken kask takılması lazım ama burada ekstra önem veriyorlar. Yani motor ehliyetinizin olmaması bile önemli değil. Onlar için önemli olan kask takıyor musunuz, takmıyor musunuz? Eğer takmıyorsanız yani polis gördüğünde direkt çevirip ceza yazıyor. Motorun benzini yok çok fazla. Motora benzin almak için benzin istasyonuna uğradım şu anda. Motora benzin dolduracağım. Daha sonra yola devam edeceğim. 2 litre benzin 47 bin Vietnam dolar tuttu. Yani yaklaşık 2,5 dolar falan yapıyor. Benzin fiyatı bence gayet iyi. Neyse, yola koyulayım ben yine. Aman dikkatli olmak lazım.
rüzgarlı ama. Büyük çantamı da öne koydum. Rahat edeyim diye. Çok ağır oluyor sırtımda. Böyle de bacaklarım sıkıştı biraz ama neyse yapacak bir şey yok. Geldim. Hemen kalacağım yere yerleştim. Size şöyle göstereyim kaldığım yeri de. Çok hoş bir yer, çok güzel bir yer. Villada kalıyorum. Van Lam Villa. Mükemmel bir yer. Gerçekten bayıldım buraya. Çok güzel dizayn etmişler, tasarlamışlar. Çok hoşuma gitti burası. Hava da çok güzel bugün. Hava da güneşli. Tam gezme dolaşma havası. Motorla şimdi çıkacağım. Önce bir şeyler atıştıracağım. Açım çünkü. Şuna bakar mısınız ya? Mükemmel bir yer. Tabii şurası kapalı sanırım, bar kısmı. Henüz sezonu buraların başlamadığı için çok fazla bir turist yoğunluğu yok. Ondan dolayı yani bazı kısımları tam olarak açmamışlar. Ama yine yani %50-%60 bir doluluk vardır bu tesiste. Hem odalar var hem de hostel odaları var. Dorm var yani. Yani arkadaşlar kaldığım fiyata inanamazsınız. Gecelik sadece 3 dolar ödüyorum buraya. Yani 3 dolara villada kalıyorum. Mükemmel bir fiyat. İnanamıyorum. Bu kadar beklemiyordum yani. Booking.com'daki fotoğrafları güzeldi ama genelde aldatmacı oluyor fotoğraflar. Ben böyle bir yer beklemiyordum. Şu an çok memnunum. Ve çok merkezi bir yerde. Şuna bakar mısınız ya? Şu güzelliğe bakın. İşte şurası benim odam. Ve büyük bir yatak var. Yatağı da göstereyim, odayı da göstereyim ama biraz karanlık tabii. Yani iki kişilik neredeyse yatak. Kocaman bir yatağı var. Şurada kalıyorum. Şuna bakın. İki kişilik kocaman yatak. İşte fanı, ışığı, elektrik prizi, her şeyi var. Vallahi benim çok hoşuma gitti burası. Buraya gelecek olanlara da tavsiye ederim. Eğer Ninmin'e, Tam Kok'a gelecekseniz. Van Lam Villa. Van Lam Villa. Buraya kesin gelin. Benim ödediğim fiyat yaklaşık 3 dolar civarında. Tabii sezona göre değişir diye düşünüyorum fiyatı. Ama mükemmel bir yer. Şöyle giriş kısmında da sağ tarafta resepsiyon var. Şurası da bar, restoran kısmı. Gayet hoş, çok tatlı bir yer ya. Yemek yemeye şöyle bir yere geldim. Little Italy Pizza diye bir restoran, İtalyan restoranı. Bir şeyler atıştırıp sonrasında da yola koyulacağım tekrardan. Hello. Hello. You are open, right? Yeah. Ah, okay. Okay. Can I sit outside? Okay. Menü de şu şekilde, bakalım neler varmış. Fiyatlar normal ya. Yani Hanoi bira 30 bin Vietnam donguymuş. Saigon bira 30 bin Vietnam donguymuş. Genelde 20-25-30 bu arada değişiyor yani. Çok büyük paralar değil yani. 30 bin dediğimizde 36 lira para yapıyor. Hostel şöyle bir şehir haritası verdi. Burada gezilecek, görülecek yerlerin haritasını çıkartmışlar. Gezilecek, görülecek yerler var. Turistik yerler. Yani tapınaklar, ne bileyim, göller, vadiler vesaire vesaire gibi yerler. Mağaralar falan var. İşte bunlardan seçip bazılarına gitmeyi planlıyorum. Evet, yemeğimi de yedim. Şimdi motora atlayıp yola koyulacağım. Hoalu Angsunt'a gidiyorum. Bakalım nasıl bir yer. Fotoğraflarda çok güzel gözüküyor ama gidilecek, görülecek yerlerin başında geliyormuş. Bu Tam Kok'ta. Şimdi oraya gideceğim. Yaklaşık 20 dakikalık bir sürüş mesafesi gösteriyor motorla. Bakalım yolculuğum nasıl geçecek.
yaparız, marparız şimdi yanlışlıkla. Ölürsün, ölürsün, başımıza kalırsın. Hiç uğraştırma beni. Bu yol çok güzel ya, sevdim burayı. Fethiye'nin girişine benziyor. Fethiye'nin girişi de böyle. Ama çok rüzgarlı işte hava bugün. Hava Allah'tan güneşli ama. Açık hava var. Rüzgarlı. Güneşli ve rüzgarlı bir hava var. Şimdi Hualu Temple adında bir tapınağa geldim. Çok güzel bir yer. Çok güzel bir yere benziyor. Girişi şöyle göstereyim size de. Yani gerçekten çok güzel. Şuna bakar mısınız ya? Aa, bilet almayı unuttum. Bilet alınacaktı. Bilet almayı unuttum. Bilet almam gerekiyordu. Sanırım şuradaki gişeden bilet alacağım. Boşuna yürümeyelim ya. Biletimizi alıp öyle gidelim. Hava da sıcak. Şapkamı taktım o yüzden. Sıcak ama rüzgarlı. Buradaki teyzeler Vietnamların yöresel şapkalarından satmaya çalışıyor. Kafamda şapka var, teyze hala hello hello diyor, bağırıyor. Diğerinde yok diyorum, diğeri bağırıyor bu sefer de hello hello diyor. Enteresanlar ya. Evet, biletimi aldım. Şimdi kuyruğa giriyorum. Bileti gösterip içeri gireceğiz. Şöyle bir de harita verdiler. Haritada aynı zamanda tarihçesi de yazıyor buranın. Okay, thank you. Şu öndeki de Vietnamlı ama biraz kırık galiba. Tur rehber herhalde. Değişik bir tip yani. Hareketlere bak. Şimdi ben nasıl gideceğim? Ben nasıl gideceğim? Haritaya bakıp yolumu çizmem gerekiyor. Vallahi geldiğime pişman oldum ya. Burada hiçbir şey yokmuş. Bir tek tapınak gibi bir şey var ama Instagram'da bakmıştım fotoğraflarına buranın. Hoolu Ancient. Çok güzel, böyle ırmak gibi, nehir gibi bir şeyler falan gösteriyordu. Yanlış mı taglediler Instagram'da, ne yaptılar? Yanlış mı etiketlediler? Anlamadım ya. Instagram kurbanı oldum resmen. Bir de o kadar yol geldim. 25 dakika motor sürdüm. Geldiğime hiç değmedi. Vallahi köy gibi bir yerdeyim. Anlamadım ben bu iş nasıl oldu böyle. Tapınak da yok anasını satayım. Şöyle bir kapılar var. Tamam, bunlar güzel de içeride de bir şey yok. Öyle alabildiğince yeşillik alan işte. Neyse, şunlara sorayım. Hello. Where is this temple? Yes, it is Lekin Temple. Here. Here? Yeah, you go straight 50 meters. Okay, thank you. And the other one, this is entrance. Sitting Temple. This is entrance gate, right? Binking Temple. Binking Temple. Binking Temple. Go straight 100 meters. Okay, yeah. Thank you so much. Binking Temple'mış. Düz git 100 metre sonra dedi. Girişte gördüğüm yer demek ki ya. Budist ayini gibi bir şey yapıyorlardı. Sanırım orası. Ulan bu kadar yolu bunun için mi geldim ben ya? Sıradan bir tapınak işte anasını satayım. Neyse, yakında güzel bir yer varsa oraya geçeyim bari. Allah'tan altında motor var. Zaten motorsuz buraya gelinmezmiş. Uzak çünkü yani. Hamkok şehir merkezine bayağı uzak. 25 dakika motorla. Öğrenciler de gelmiş buraya grupla. El sallıyorlar, el adıyorlar. Bunların çoğu İngilizceyi iyi biliyor ha. Şimdi bu yaştan öğreniyor bunlar. Vallahi Vietnamlılar çocuklarına İngilizceyi çok genç yaşlardan öğretiyorlar. Hello. Hello. Hepsi el adıyor ya. Allah, bunlar bitmez. Ben nereden gireceğim? Hello. Hello. Bunların helosu bitmez, ben kaçayım en iyisi ya. Çünkü arkadan bir ordu geliyor resmen.
Yani birçok çocuk geliyor arkadan. Böyle bisiklet turu yapan insanlar da var işte. Şurası nereye çıkıyor acaba ya? Artık kafama göre takılayım bari, ne yapayım? Kafama göre takılayım en iyisi. Burası nereye çıkıyor acaba? Bir çıkıp bakayım. Şöyle merdivenler var. Vallahi çık bitmiyor. Geberdim yorgunluktan ama Manzara Tepesi gibi bir yere çıkıyor herhalde bu merdivenler. Merak ettim, devam edeceğim o yüzden. Oha, geberiyorum yorgunluktan. Aha, nefes nefese kaldım. 1500 basamak merdiven çıkmışımdır. Geberdim şu an yorgunluktan. Merdivenlerin sonunda burada böyle bir teyze var. Teyze su, kola mola bir şeyler satıyor ama buraya çıkan yok benden başka, anlamadım. Bu kadın niye burada bekliyor onu anlamadım yani. Oh. Şöyle kayalıklar var. Başka bir gidiş yolu var mı? Oo, gelenler var oradan. Neyse ben de gidip bakayım bir. Buraya yine küçük bir tapınak gibi bir şey yapmışlar. Tütsüler falan yakmışlar. Nasıl terledim, nasıl yoruldum ya. Geberiyorum. Ya buraya girmeli miyim? Kararsızım aslında. Yani çünkü şu an çamur mamur. Oo, oradan dağlardan taşlardan çıkıyorlar. Hello, how is it? Is it worth it to climb there? No, absolutely not. No. No, that was only there's another copy, you know, geocaching. There's a geocache. Oh, okay. Just there, so it wasn't on the top. Yeah, okay. It could be worth, but I see no way. Okay, I'm turning. I'm turning back. Yeah. Hiçbir şey yokmuş vallahi adamın dediğine göre. O yüzden hiç tırmanmaya falan gerek yok yani. Şöyle bir tepe var işte. Merdivenleri çıktıktan sonra geldiğim tepe burası işte. Hemen solda kalıyor. Şurada da kayalar var. Manzara güzel. Manzara güzel ama yani Türkiye'de bundan çok daha güzel manzaralar gördüm ben açıkçası. Özellikle Muğla yöresinde çok güzel manzara noktaları var. Marmaris'te. Yani değmedi buraya çıkmama diye düşünüyorum. O yüzden hemen iniyorum ve motorumu atlayıp gidiyorum. Güzel bir yer bulabilirsem oraya gideceğim. Yani güzel bir yerden kastım. Ne bileyim, tapınak olur, şelale olur, işte vadi olur, bir şeyler olur yani. Eğer bulamazsam hostele geri döneceğim. Çünkü bayağı yoruldum ve hiç değmedi. Moralim de bozuldu açıkçası. Bakın şu manzara güzelmiş ama. Göl manzarası ve arkada dağlar var. Dağcıklar, tepecikler var. Neyse ben merdivenleri inmeye devam edeyim. Ne bakın ya, çok dik. Bir de buraya bu kadar merdiveni nasıl yaptınız be arkadaş? Helal olsun yani. Türkiye'de çok güzel manzara noktaları var dedim ama hiçbirinde de böyle merdivenler falan yok yani, yapılmış olan. Hep doğal yollardan çıkabiliyorsunuz. Tehlikeli oluyor onlar da. Bunlar kötü bak, adam buraya çöp bile koymuş, çöp kutusu bile koymuş. Helal olsun. İşte turizm böyle desteklenir. Turistik yerler böyle popüler hale getirilir. Yani adam yoksa buraya nasıl çıkacak bu kadar tepe bir yere? Manzarayı son kez şuradan da şöyle göstereyim. Buradan da güzel gözüküyor. Orada da Vietnam'a özgü bir müzik çalıyor. Yöresel bir müzik sanırım. Girişteki tapınağa geldim. Sanırım burada tek görülecek, gezilecek yer burası. Burayı da çekip ondan sonra gitmeyi planlıyorum valla. İşte şöyle bildiğimiz sıradan tapınak. Modum düştü ya, yoruldum çok fazla ve de hiç değmedi o kadar merdiven çıkmama. Cidden modum çok fazla düştü. Neyse. Moral bozmadan tekrar morali geriye kazanmak lazım. Gezerken olabiliyor böyle şeyler sonuçta. Ya güzel yerler, çok güzel yerler, çok yeşillik güzel yerler ama çok daha böyle wow diyeceğim yerler görmek istiyordum. Aa, şu ağaç mesela wow diyeceğim bir ağaç olabilir. Sarmaşık şeklinde. Burada bir gölet gibi bir şey var. Yapay gölet. Şu ağaç mükemmelmiş yalnız. Köklerine bakın, sarmaşıklara bakın. Vietnam'da bunlardan çok var ama bu tarz ağaçlardan çok var. Hanoi'de de
Hanoi'deki Hoang Kim Gölü'nün etrafında da hep böyle ağaçlar vardı. Daha önceki videomda da göstermiştim zaten size. İzleyenler bilir. Orada da bu ağaçlardan vardı. Şu bayrak ne bayrağı acaba? Hoang Lu'nun mu acaba bayrağı? Eyalet bayrağı gibi bir şey mi? Şey de olabilir. Tam Kok bayrağı da olabilir. Bunlar da böyle oluyor. Şehirlerin de bayrakları oluyor. Türkiye gibi tek bayrak değil. Sanki eyalet sistemi gibi. Şehirlerin de eyaletlerin de kendine özgü bayrakları oluyor. Sanırım o bayraklardan biri ya da geçmiş dönemdeki krallıklardan birinin bayrağı da olabilir. Demirlerle desteklemişler kılmasın diye. Çok eski bir ağaç belli ki. Çok kötü bir koku var bir de burada ya. Niye bu koku var anlamadım. Bu muydu lan benim görmek için bu kadar yol geldiğim tapınak? Şaka girişine bak ya. Yok abi dönüyorum geri. Bunlar güzel de. Çince yazıyor ya. Çince herhalde bu. Çince mi Japonca mı? Artık dönelim geri. Neyse yakınlarda bir görülecek gezilecek bir yer varsa oraya gideyim bari ya. Ne öldürmeyeyim hemen. Evet endüstri meslek liseliler de geldi. Şapkaları takmışlar sarı şapkaları. Bunlar ne böyle ya? İpini koparan gelmiş. Bugün öğrenci günü müdür nedir? Okullar burada da mı tatil oldu acaba? Bir sürü öğrenci var. Neyse tam gitmenin zamanıymış. Hello. Çocuklar el sallıyorlar. Her gören çocuk Vietnam'da el sallıyor. Ya diğer ülkelerde de sallıyorlar ama Vietnam ayrı ya. Vietnam'daki çocuklar çok cana yakınlar. Ve de İngilizce öğrendikleri için, turistlerle konuşmak için çok hevesliler. O yüzden hemen iletişim kurmaya çalışıyorlar. Bunu çok seviyorum. Vietnamlı çocukların bunu oynadığı. Anlamadım ki ya. Ya genel olarak yollar güzel de bazı yerler sorunlu. Onları niye düzeltmemişler? Anlamadım. Köylerden geçiyorum şu anda. O çok güzel yerler ya. Çok beğendim yani. Ya geneli böyle. Endonezya'nın köyleri de böyle. Tayland'ın köyleri de böyle. Ne bileyim Kamboçya'nın köylerine gittim sayılmaz. Ya zaten Kamboçya'nın yani büyük şehirleri bile köy gibi olduğu için çok da bir şey diyemeyeceğim o konuda. Evet, hostele geri döndüm dostlar. Bu vlog tadında bir video oldu. Umarım izlemekten keyif almışsınızdır. Videoyu izlediyseniz ve beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, videonun altına yorum yazmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Yeni videolarda görüşmek üzere. Sevgiler, selamlar.